bir şekilde doğru zamanlayıp çöp kamyonunun ilerlediği bir saatte çıkmışım ama sokaktan kocaman bir sıçan geçti karşıya. Ay çok tatlı. Quando la disperazione e lo sconforto. Neyse, diyecektim ki yağmur yağmaya başlamış. Zaten bugün bekliyorlardı bayağı bir yağış. En azından ben içeri girene kadar tam inmeyi değildi. 27 Şubat. O kadar. Hangi gün olduğunu bilmiyorum. Salı günü. Salı günü evet. Dün sabah da az da olsa birazcık hamur vardı elimde. Yine fritör yaptım ama sanırım 35 geçe mi 40 geçe mi ne girdim içeri. Birazcık sıkıştı işler. Da hala son olacak diye ümit ediyorum. Artık biliyorsunuz güya fritörenin dini düşündüğümüz bir pazartesi vardı tek gün. O gün yapmadık, ondan sonra Çiçi geldi dedi ki bütün hafta devam edeceğiz. Ve bu haftaya da sarktı. O pazartesi günü şöyle bir olay ve küçük bir tartışma ortamı olmuştu. Sabah klasik işlerimizi bitirdik bankodan sonra. Yani daha çok erken bir saatte bir şeyler hazırlamaya çalışıyoruz. Ön ekipten biri geldi dedi ki bir tane sipariş var. Ayın 29'unda saat işte bilmem kaça şu kadar fritöle yetişebilir mi? Hani bana şeyi sormadı, fritöle yapabilir misiniz? Hala yapacaksınız çünkü bir anda konu oraya döndü. Bana sadece dedi ki saat 8'e yetişir mi şu kadar fritöle, 80 mi 60 mi ne öyle bir şey. Aa çok özür dilerim. Şöyle bir dakika kafam karıştı, başa dönüyorum. O fritöle yapmadığımız pazartesi gününün bir önceki cumartesi sabahı. Çünkü bir fritöle olayı vardı, onu hatırlamaya çalışıyordum. Bir öncekini bitirdik. Toplayıp göndermeye çalışıyorum geri kalanları. O sırada geldiler. Çünkü şöyle bir şey oldu. Saat 7'de diğer dükkanlardan, bizi merkezden her şeyi getiren arkadaş dedi ki pastacı bana şöyle dedi. Pazartesi hamur yok size. O yüzden bugün bir şey getirmedim. Ben bunu şey olarak almıştım. Hani tamam pazartesi yapmıyoruz okey ama bize patron daha yani bana özel olarak hafta sonları yapmaya devam ediyor olacağız eğer pazartesi ya da hafta içi yapmıyorsak bile dediği için bunu hiçbir şekilde şey almadım hani pazartesinden itibaren hiçbir şekilde fritörle yok gibi. Pazartesi yok gibi aldım onu da sadece. O yüzden o cumartesi sabah öyle ekipten insan bana gelip de 29'unda ayın son günü o gün fark ettim Şubat'ın 29 günü olacağını saat bilmem kaça şu kadar fritörle yetişir mi diye sorduğu zaman yapmayacağımızı varsaymadım hiçbir şekilde ama içerideki herkes o şekilde düşünmüş ve bir anda böyle ne demek nasıl yapacağımızı bilmiyoruz bile vesaire gibi bunun için nasıl yaparız dersin yağ ne olacak yağ temizlemeyecek miyiz falan böyle bir anda şey oluyor. Hayır demeliydin. Dediğim gibi bu arkadaşın gelip bize pazartesi hamur olmayacak diye işinin üzerinden daha bir saat falan anca geçmiş. Sabah çok erken hani birileriyle konuşup bunu tartışma üzerine yorum yapma fırsatımız olmadı. Ondan bir saat sonra da gelip diyorlar ki 29'unda böyle bir sipariş olacak. Ben hayır dememeyi seçtim en azından. Patron bana bir şey söyleyene kadar sadece uzaktan bir elçi tarafından gelen bir habere dayanarak pazartesi elimizde hamur yok diye önümüzdeki iki hafta boyunca daha bu ürünün yapılmayacağını söylemek istemedim açıkçası. Ondan sonra tabii ki böyle birazcık hareketlenme oldu içeride. Ön taraftaki arkadaş birazcık heyecan yaptı sanırım. O hani bana bunu daha önceden söylemeliydiniz şimdi bari şey almayacak mıyım ben yani gibi bir şeye geldi. Çünkü adam hala dışarıda bekliyordu bizden haber bekliyor. De dedik ki hani en azından patrona bir sormak lazım. Biz şu anda sadece üçüncü bir kişiden gelen bir bilgiye sahibiz. Ve ileriye yönelik bir şey söyleyecek benim hakkım yok. Yani ben görmüyorum öyle ben kendimde. O 29'unun siparişi sanırım alındı ama o hafta için gerçekten bir anda Çiçi geldi. Dedi bilmiyorum ne yaparız acaba merkezde mi yapsalar size gönderseler. Acaba sizin hamurdan bile olmasa çünkü merkezde yapılan başka bir hamur var. Daha böyle binyene şu hamuru gibi yapılıp kızartılan bir şey. Bizimki klasik, zengin ekmek hamuru, yumuşak. Diğerinden mi yapsak da yollasak vesaire gibi böyle çok düşündüler. Ve sanırım en son bize kaldı çünkü hala devam ediyoruz yapmaya. Böyle bir şey.